Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Aziz Kadın'a hoş geldiniz. Açıklama videosu, evet. Şimdi sustum. Bu yaklaşık uzun zamandan beri ortalık karıştırmaya meyilli birisi var. Hep üstü kapalı konuştum, hep şeylik yaptım ama bu sefer artık bardağa taşıran son damla oldu. Hemen konuya girmek istiyorum. Bir taraftan da akşam yemeği hazırım. Köfte patates kızartacağız birlikte. Şimdi arkadaşlar, Dilara Çelik'ten size ben bahsetmiştim. Dilara Çelik'in ben ne kadar karaktersiz birisi olduğum için, hatta birisi de yazmıştı, hatırlıyor musunuz? İşte haksızlık ettin, şu bu falan, cakçuk gibi şeyler yazmıştı. Ben kimseye haksızlık yapmadım. Ben herkese layık olduğu yere koydum. Herkes neyi hak ediyorsa ben bu zamana kadar onu yaptım. Şimdi Dilara Çelik barışmak istedi. Son zamanda olan olaylardan dolayı yok şöyle yok böyle. İşte bir takım yerlerden ulaşmaya çalıştı. Biliyorsunuz hediyesini iade ettim. Yani lanet olsun senin aldığın hediyeyi de. Seni tanıdığım güne de gerçekten lanet olsun. Ben artık bilmiyorum ya. Böyle sustukça, gerçekten böyle sakin sakin video yaptıkça, yok bu insanlar zannediyorlar ki ben bir şeylerden korkuyorum, ben konuşmayacağım, yok ben eskisi gibiyim. Hayır efendim, ben eskisi gibiyim. Dilara Çelik, bir yerlerden ulaşmaya çalıştın, yok sultanı soktun araya, yok şunu yaptın, yok bunu yaptın. Ki en son bana yazdığın mesajı hatırlıyor musun? Köpek gibi yalvardın ya, köpekler gibi yalvardın değil mi sen bana? Köpek gibi. Aç engeli konuşalım. Hatta daha da olmadı gittin birinin canlı yayına yazdın. Daha da olmadı, seni engellememiştim o zaman. Geldin videonun altına yazdın. Bana bir konuşma şansı ver. Ben görüş bile yapmadım sana. Çünkü senin ne mal olduğunu, ne karakterde, karaktersiz olduğunu anladığım için ben sana konuşma hakkı tanımadım. Sen ne yaptın bunun karşılığında? Gittin, aklın sıra artık bir şeyler yapmaya çalıştın, gittin. Onun bunun, bugün, onun bunun videosunun altına mı yazdın? Canlı yayına mı yazdın orasını bilmiyorum. Gittin oraya saçma sapan şeyler yazdın. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Sadece Dilara Çelik için konuşmuyorum. Birkaç kişi daha sormuştu. Ben önemsemediğim için cevap vermemiştim. Şöyle, Nuriş'le aramızda hiçbir sorun yok. Nuriş rahatsız, Nuriş Türkiye'de. Biliyorsunuz eşini kaybetti. Eşini kaybettiğinden beri yorumlara katılmıyor. Canlı yayın da yapmıyorum zaten. Hani bunu neden art niyetli, kötü niyetle yazıyorsunuz? Bana yazdığınız yetmiyor. Bir de ortalık karıştırmak için gidiyorsunuz. Düşman olduğum kanala yazıyorsunuz ya. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir iğrençlik, ben anlamadım yani. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben onu da anlamadım. Yani he Dilara, kaç yaşında kadınsın? He? Bana dedin ya 79 yaşındayım diye. Sen hiç yoksa 67 yaşında varsın. Bu birincisi. İkincisi, ben öyle cıvık cıvık hareketlerle, cıvık hareketleri yapan kişiyle ben arkadaşlık edemem. Evet cıvıksın. Hiç istemezdim senin için böyle bir şey söylemeyi ama çok cıvık bir insansın. Sonra bir hatanı gördüm. Ağladın, zırladın. Ben seni tamam görüşmeye devam ettim. İkinci hatanı gördüm. Yine yok işte konuyu kendi çapınca değiştirdin, ettin. Hadi o zaman da görüştüm. Son yaptığın rezillikten sonra, hani gittin yazdın ya canlı yayına. Hani hem kendini hem beni rezil ettin ya. İşte o günden sonra ne oldu? Hediyeyi de sana teslim ettim. Kendim de görüşmedim. Telefonumu da açmadım. Araya soktuğun insanlara bile ters dedim. Araya soktuğun derken tabii Büyük Sultan'ın numarası vardı sende. Onu da ters dedim. Onu da kandırmaya çalıştın, ettin. Ama artık yeter. Baktın ki ben sana dönmüyorum. Güya beni tehdit amaçlı saçma sapan şeyler yazarak ne derler ona? Manipüle etmeye çalışıyorsun. Herkes ne yaparsa kendine yapar. İstediğin kadar yalanı söyle. İstediğin kanala git. Bak ben ne diyorum? Benim attıklarım, gerçekten arkadaşlar benim attıklarım kendi gururlarını yediremiyorlar. O kadar gurursuzlar ki olmayan gururları. Olmayan gururlarını da yanına alıp da başka kanallara gidip de hemen böyle kötü şeylik yapabiliyorlar. Ne diyorum? İyi ki seni videolarımda göstermemişim. İyi ki de sen istemiştin ya canlı yayın yap. İyi ki de seni dinleyip canlı yayın yapmamışım. Çünkü karakterin yok. Şerefin, onurun, gururun yok. O yüzden. Ben böyle şey görmedim ya. Demek ki senin bütün yaptıklarına rağmen ben seninle görüşseydim, konuşsaydım, o zaman her şey yoluna girecekti. Kusura bakma ya. Kusura bakma, bak benden büyüksün.
Bir kere video yapmıştım. Videoda şu kelimeyi kullandım diye ben üzülmüştüm. Büyüğümdür diye. Ne demiştim ben? Bir kelime kullanmıştım ve üzülmüştüm. Ne de olsa büyüğüm. Hani söylemesem iyidir diye. Ama hiç de üzülmeme değmezmiş. Şimdi o lafın daha ağırını söylüyorum. Bir zamanlar gerçekten yani nasıl derler ona? Kulum könemdin ya. Kulum könemdin gerçekten bak. Daha orada ama şu an engelledim tabii yorumların gözükmez. Daha orada yazdığın, benim için yazdığın yorumlar duruyor. Sen şöyle iyisin, sen böyle iyisin, sen dobrasın, seni seviyorum, sen harikasın. İşte diğerlerini kötüledin ettin. Düşünüyorum da arkadaşlar. Bunların yani bir yerde bir şeyler yapıyor bunlar. Diğer kanallarda. Sonra geliyorlar, ben de kendilerini aklamaya çalışıyorum. Bu bir sürü oldu yani. Bu şekilde bir sürü oldu. Bir sürü şeye mağdur kaldım. Bunlar kendilerini bir şekilde benim kanalda akladılar. Kötü olan ben oldum. Yine benim adıma videolar yapıldı. Yine benim adıma canlı yayınlar yapıldı. Çünkü kendi kendilerini savunamıyorlar. Terbiyesiz seni. Utanmaz. Ahlaksız. Koskoca insansın ya. Hiç mi aklın yok? Hiç mi aklın yok? Sen ne yapmaya çalıştın ya? Sen daha doğrusu kiminle dans ettiğinin farkına vardın mı? Bu videodan sonra var. Yazmışsın oraya, sen ne terbiyesiz bir insansın. Tehlikeli ikili. Vay öyle mi gördün? Tehlikeli ikili olarak mı gördün? Sen değil miydin? Kendi fake hesabından gidip başka kanala benim hakkımda ve o diğer kişi hakkında bir şey yazıp da bakın arkadaşlar plana bakın. Sonra onun ekran görüntüsünü alıyor. Güya o değilmiş. Bana atıyor. Ben bunların hepsinin farkındayım. Hepsini de videolarda üstü kapalı söylemiştim ama şimdi açık açık söylüyorum. Sen işte sahtekarlıkla bir şeyler yapmaya çalıştın ama başarılı olamadın. Yani doğru işe gelince de tıpkı söylediğim gibi hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Sen kendi üzüldüğünle kalırsın. Ne diyeyim vallahi böyle var ya sinirden öfkeden inanın ki arkadaşlar videom bu saate kaldı. Yemin ediyorum. Şu an köfte mi yapıyorum, köfte mi beni yapıyor belli değil. Yeter ya, herkesin bir sabrı var. Ben seninle görüşmek istemiyorum kızım, görüşmek istemiyorum. Niye sağa sola saldırıyorsun? Niye? Bir de gidip Canoş'un adını yazıyorsun ya. Sen kimsin ki Canoş'un adını alıyorsun? Bence bir iki kere, üç kere düşünmelisin. Bana hiçbir şey yapmasan bile Canoş'u konuşman yeterli. Adını anman yeterli yani. Bak adını anma. Bu kadar da olmaz ya. Bak ne diyorum, ne istiyorsan, kime istiyorsan yaz. Genelde hep böyle oluyor. Benim gönderdiklerim, benim insan yerine koymadıklarım gidiyor başka kanallarda beni kötülüyor. Ya da işte arkadaşını kötülüyor. Ben zaten sizin böyle olduğunuzu bildiğim için yol yakınken döndüm. Bu şekilde gelmeyin bana ya. Bu şekilde gelmeyin gerçekten. Aldığı orada bir parça hediye. Ya ben hiç mi hediye görmedim? Ha, ona mı güvendim? Aldığın hediyeye mi güvendim? Bana orada almış 3 kuruşluk hediye. Ondan sonra neymiş efendim? Ben bunun harcadığını yapacağım. Ben buna gebe kalacağım. Ben buna şöyle olacağım. Böyle, böyle olacağım. Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Gide ara. Şu patatesi bir karıştırayım. Bir taraftan dedim patatesler kızarsın. Yani ben diyecek söz bulamıyorum. Diyecek laf bulamıyorum. Bulamadıkça da böyle kendim çıldırıyorum ya. Ya istemiyorum seni. İstemiyorum bak. İstemiyorum. Eğer ki bak ben seni istemiş olsam sen ne yaparsan yap ben seni bir şekilde yanımda olurum. Yanımda ol, benim yanımda olmanı sağlarım. Demek ki seni istemiyorum. Bak bu kadar basit. İstemiyorum. Sağa sola saldırmanın, oraya buraya yorum yazmanın, bilmem kişinin, bazı kişilerin canlı yayına gitme. Bunlar çok saçma bir şey. Ne oluyor gidiyor da engelleniyorsun. İstemiyorum seni. Bana senin gibi insanlar lazım değil ya. Terbiyesiz seni. Yani sen de gerçekten diyordum ki ya arkadaşlar diyordum ki yok diyordum ya bu işte nasıl derler? Hani dış görünüşten
böyle şey gözüktüğü için nasıl derler ona, hani yaşını başını almış, artık oturaklı bir hale gelmiş. Yok dedim ya, bu ne iş olur böyle şeylerle. Ama ben gerçekten çok yanılmışım yani, beni çok büyük hayal kırıklığına bıraktın. Bak senin, şunu söyleyeyim sana, sorun senin gidip de oraya buraya yazman değil, gerçekten istediğin yere yaz. Ya da benim kanalıma gelip de bir kişiyi kötüle ya da kötü yorum yazmak, sorun bu da değil. Canın ne istiyorsa onu yap. Yeter ki benden uzak dur. Adımı anma. Git kime destek vermek istiyorsan desteğini ver. Kapı çaldı arkadaşlar. Hemen geliyorum. Vallahi bu manyaklarla uğraşmaktan diyeyim. Yemin ediyorum. Çocuk okuldan geldi, daha yemek hazır değil yani. Deniz geldi okuldan arkadaşlar. Patates kızarıyor. Hemen şimdi ona köfte koyacağım. Tavada kızarsın, yesin. Bu kadar da olmaz ya. Bir insan, ya her insanın bir gururu olmalı. Birisi bana seni istemiyorum dedi ya, tamam orada her şey bitmiştir. Seninle görüşmek istemiyorum, seni istemiyorum dedi ya, ben çekilirim kenara. Bu kadar da bir insanın üstüne gelinmez. Bak sustum. Buraya kadar geldi. Zorla kaşınıyorsun. Belli zaten koca tarafını seni niye istemediği. Sen çok kıskanç bir insansın biliyor musun? Çok böyle aşırı derecede kıskanç, çok fesat bir insansın. Bunu kabul et. İğrenç bir insansın. Dilara Çelik. Hadi ver mahkemeye. Dilara Çelik. Çok ahlaksız ve çok terbiyesiz, çok kıskanç bir insansın. Tamam? Git ver mahkemeye. Nereye istiyorsan ver. Ben mecbur muyum sizinle uğraşmaya ya? Mecbur muyum? Kime yorum yapıyorsun? Kime gidiyorsun? Bak zerre umurumda değil. Adıma anma, zerre umurumda değil. Bu kadar da olmaz ya. Ben mecbur muyum seninle görüşme? İstemiyorum görüşmek. İstemiyorum. Sen beni yönlendiremezsin ki. Beni kimse yönlendiremez. Öyle anca işte oraya buraya yaptığın yorumla kalırsın. İyi mi oldu şimdi? Daha beterinde konuşmamı ister misin? Ha? Daha beterinde konuşayım mı? Ne dersin? İleri gideyim mi daha fazla? Vallahi giderim. Benim için problem değil. Sen kendi haline düşün. Hani anlatmıştın ya bana. Söylemiştin ya. Hani görünceni anlatmıştın canım. Oradan girelim yola. Ay duraklatamıyorum da. Bir saniye. Heh, görüncenden konuşuyorduk. Ne demişti görüncen seni neyle suçlamıştı? Heh? Anlatayım mı? Amansız bir aşka düştün demiştin değil mi? Daha kocan ölmemişti, yaşıyordu. Bak beni işte bu duruma getirirsen, ben çok beter, çok pis konuşurum. Bak beni bu duruma getirmeyeceğim. Ben susuyorsam sen de susacaksın. Çünkü senin pisliğin var ve sen benim yanımda susmak zorundasın. Ne anlattın? Kocan yaşıyorken, değil mi? Amansız bir aşk değil mi? Elinde değil de. Değil mi? Kocan niye ölürken bütün şeyini kardeşine bıraktı, sana bırakmadı? Ailenden hiç kimse seninle görüşmek istemiyor. Hiç kimse. Ya? Hani bir çocuğun vardı ya, 4 aylık. 4 aya 1 hafta vardı dedin. Düştü dedin ama dedim, kimden de o çocuk? Kocamdan değil de, bunu kendin söyledin. Evet arkadaşlar, Dilara Çelik görüncesinin kocasıyla aşk yaşamış. Aralarında bir takım bir şeyler geçmiş, hamile kalmış ve onun kocasına açıklayamadığı için, kocasına kendi çocuğun diye kakalamak için uğraşırken o ara bir takım bir şeyler oluyor ve bebek düşüyor, ölüyor. İyi ki de düşmüş yani. Sizin gibi insanlardan anne bile diyorum ya, köpek olmaz, kapıya köpek olmaz. Siz böyle insanlarsınız. Daha anlatmamı ister misin Dilara Çelik? Hadi bakalım, hangi yüzde onu bunun kanalına çıkıp yazacaksın şimdi? Hangi yüzde? Hadi yalansa gir oraya, herhangi bir kanala yaz. Aa yalan söylüyor Asi de. Ben görüncemi kocasıyla diyor aşk yaşamadım de. Yaz oraya. Öyle bir şey olmadı de. Hiçbir şey demiyorum ya gerçekten.
bunların pisliğinden, bunların pisliğini örtüyorum, konuşmuyorum. Ama beni öyle bir raddeye, öyle bir noktaya getiriyorlar ki sonra Asi konuştuğu zaman Asi kötü oluyor. Kızım, suçunuz var, kusurunuz var, eksiğiniz var. Uğraşmayın benimle. Ben sizden uğraşmıyorum. Gidip oraya buraya yazma. Gelme kanalıma. Bir yerlere ulaşmaya çalışma bak. Evet, tehlikeli demiş. Evet, tehlikeli insanım. Bu şekilde tehlikeli insanım. Ya gelip anlatmayacağım ya da anlattıysam pisliğine susacaksın, susmayı bileceksin. Rezil. Bir de diyor ki ben diyor Mardinliyim, Mardinli. Mardinlerde böyle şey olmaz. Benim Mardin'i tanıdığım çok insan var. Namus için adam doğrar Mardinliler. Mardinliyim diyor ama doğru ya. Belki de haklı olabilirsin şöyle. Kimse görüşmüyor. Ailesinden ne kendi tarafından ne koca tarafından hiç kimse bununla görüşmüyor arkadaşlar. Kuzenleri de buna dahil olmak üzere. Ne dedin? Dostluğu, arkadaşlığı sende gördüm. Kimsem yok dedim. Değil mi? Ben dedim böyle böyle bir hata yaptım. Bunun sonra işte bebek düşünce ortaya çıkmış. Çıkınca dedim bütün ailem, bütün tanıdığım herkes dedim bana kötü gözle bakmaya başladı dedim. Hiç kimseyle görüşmüyorum dedim. Burada evim var bak, İstanbul'da evim var. Almanya'da yaşıyor bu, biliyorsunuz arkadaşlar. Burada evi var. Bir Allah'ın kulu kapısını açmıyor. Buradaki evinde, Türkiye'deki evinde ölüp gitse yemin ediyorum cesedi kokar. Çürür cesedi kokar. Çünkü kimsesi yok. O işte anlatınca ben biraz empatik bulmaya çalıştım. Biraz ona karşı anlayışlı oldum. Yani beni ilgilendiren bir konu yok sonuçta deyip de yanındaymış gibi oldum. Aslında yanındaydım da. Hani her insan hata yapar, evet. Ama sen buna değmezmişsin. Şimdi bunlar şöyle arkadaşlar. Ya anlat anlat bitmez. Bir şeyi anlatıyorlar. Anlattıktan sonra hani bir şeyleri paylaşıyorlar, anlatıyorlar. Anlattıktan sonra herhalde bunu unutuyorlar ki gidip orada burada beni kötülemeye meyilli insanlar. Ya insan bir düşünür, akıl yok çünkü. İnsan bir düşünür. Ya ben bunu zaten Asiye'ye söylemiştim. Bakın yani bak kendi kendine akıl vermiş lazım insan. Ben Asiye'yle bunu paylaştım. Ya Asiye bunu konuşursa en iyisi ben ortalıktan çekineyim. En iyisi ben hiçbir şeye karışmayayım. Ya sen gidiyorsun birini arıyorsun. Biriyle telefonda konuşuyorsun. O kişiyle görüşüyorum bugün, o kişi diyor ben o kişiyle hiç görüşmedim diyor. E sen diyorsun ben görüştüm bana bunu bunu dedi diyor. Daha da yetmiyor. Başka birini arıyorsun. Başka birini araya sokuyor. Ya kızım ne şaka mısınız siz ya? Şaka mısınız siz? Bir mesaj yazıyor bana. Yemin ediyorum hani bir kere de videomda söyledim isim vermeden. Yemin ediyorum bu kadar mesaj ya, bu kadar mesaj SMS'ten yazıyor. Şey padişah fermanı gibi. Ham duvarları gibi böyle oku oku bitmiyor. Ben okumadım ki. İşim yok, okumakla vakit geçireceğim. Yani ben gerçekten anlamıyorum. Sen Canoş'u niye karıştırıyorsun? Diğer kanala sen ne hakla gidip de diğer kanal onun adına yazıyorsun ya? Ya da ne hakla sen benim kanalıma gelip de onun adına yazıyorsun? Tehlikeli ikili. Evet tehlikeliyim. Var mı bir diyeceğim? Yapmayacaksınız arkadaşlar. Size insan biliyorum. Görüşüyorum. Elimden geldiği kadar size her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ben sizde bir şey görüp de sizden uzaklaştığım zaman lütfen benim üstüme gelmeyin. Yani kimsenin namusu benden sorulmuyor. Gerçekten kim ne yaparsa yapsın bakın ben her zaman ne diyorum. Dünyanın en rostlu insanı da olsa beni ilgilendirmez. Ha, ta ki o insan benim kuyruğuma basana kadar, benim canımı yakana kadar bak ben çok fena can yakarım. Bak bunları kimse bilmiyordu değil mi? Görümcenin kocasıyla yaptıklarını kimse bilmiyordu. Bak beni konuşturma. Beni gerçekten konuşturmayacaktın. Yeri gelince herkes namustan bahsediyor. Yani ben çok, valla benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Çok namustan bahseden insanları ben çok gördüm. Çok gördüm. Allah bana iki tane göz vermiş. Gözlerim küçük ama bu gözler çok şeyler gördü. O yüzden herkes haddini bilecek. Herkes yaptığı şeyin düşünmeden hareket etmeyecek. Bir şey yapıyorsa bunun sonunu da düşünecek. Ne olur, ne biter, ben ne anlattım, benim neyimi gördü diye. Siz ne istiyorsunuz benden ya? Görüşmek istemiyorum. Her şeyi görüşmek istemiyorum diye mi oldu? Yani varsa bak Dilara ya da Dilara'ya benzer kişiler. Zaten arkadaşlar bana zaten böyle sorunlu insanlar geliyor.
kimisi sarhoş, kimisi ayyaş, kimisi psikopat, kimisi bilmem ne, kimisi böyle kendini bir şey zanneden, kimisi malıyla mülküyle övünen, kimisi diğer şahıstan duyduğu şeye inanarak bana yaklaşmaya çalışan kişilere ben fark ettiğim zaman, hayatımdan çıkarttığım zaman bunu hazmedemiyorlar. Hazmedemedikleri gibi akılları sıra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben yemin ediyorum, şu anki anlattığım o olayı, bak ben duydum, ben kimseye söylemedim, ben en yakınıma dahil söylüyordum, bak en yakınıma dahil ben söylemedim Dilara'nın bu rezilliğine, en yakınıma. Ha şimdi videoda duyacak, o değil, herkes duyacak videoda. Bilmiyorum bunu. İşte o akşam Çiçek Pasajı'nda masada rakı içiyor arkadaşlar. Tabii herkes genelde şöyle sakin kafayla anlatamaz zaten bir şeyleri. Herkes böyle hafif kafası kıyarken anlatır. Sabah olduğunda da ya da ayıldığı zaman da hayal meyal hatırlar. Şu kombiyi de kısayım. Bu ne sıcak ya. Bunu aldım valla. Şunu bire getireyim. Hatırladıkları zaman da ben ağzımdan bir şey kaçırdım mı? Yo diyorum ben, kaçırmadım. Bir şey anlattım mı? Yo anlatmadım. Oysa ki oho. Uğraşmayın bir benimle ya. Ben gerçekten şimdi gene bazı kişiler diyecek ki gene işte tehlikeli insan dedikodu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Beni bu duruma getirmeyeceksin. Beni bu duruma getirmeyeceksin. Sen kimsin ki bir kere yani gidip oraya buraya benim hakkım, benim adımı anıyorsun. Sen benim arkadaşımın adını anıyorsun. Hadi beni de bir tarafa bırakalım. Sen benim arkadaşımın adını nasıl anabilirsin? Nasıl yazabilirsin? Tehlikeliysem işte senin gibiler için tehlikeliyimdir. Yapmayın, etmeyin. Oturun bir köşede ya. Bir oturun, bir hatanızı bir düşünün. Şu şapkanızı bir indirin. Bir düşünün ya. Ne oldu da bu şekilde oldu? Ya da ben yanlış mı yaptım? Evet, hatalı yaptım. Kendinizi düzeltmeye çalışın. Beni seven kişi bana şeylik yapmaz. Arkamdan kuyumu kazmaz. Sen bana ilk zamanda bir şey sordun. Ben sana bir şey anlatmadım. Sen gidip o kişiye telefon açıyorsun. Telefonda yok bunu dedi, şunu dedi, şu oldu, bu oldu. Ya sana ne? Anlatmak zorunda mıyım? Değilim. Söylemek zorunda mıyım? Değilim. Sen neyin peşindesin? Neyi araştırıyorsun? Bak İstanbul'dasın. Çünkü bir şekilde şöyle bir umudum vardı. Nasıl olsa benim İstanbul'da, Türkiye'de olduğumu biliyor. Bir şekilde bana yazar, bir kere olsa görüşür diye. Değil mi? Bak birisi için söylemiştim. Aynısını senin için de söylüyorum. İstanbul'dasın. İstiyorsan gel buraya bak, seni nasıl videoda videoyu çekip de rezil ediyorum. Gel bu rezilliği göz önünde bulunduruyorsan yakınsın bana, binersin arabana, gelirsin. Ama ben seni rezil ederim geldiğin zaman. Sen bana hiçbir şeyin hesabını soramazsın. Bunu da unutma. Gelirsen senin açından kötü olur. Bir de madem Türkiye'desin git ver, savcılığa mı veriyorum? Karakola şikayet ediyorum? Ne yapıyorsan yap. Umurumda bile olmaz. İstediğin şeyi yap bak. İstediğini yap yani. Terbiyesiz seni. Namussuz. Namus denilen bir şey yok bunlarda ya. Kendi namussuzluklarını ben duydum ama zaten ben dudağım uçukluyor. Bunlar bir şey anlatıyor. Benim dudağım uçukluyor. Hadi diyorum sus Asi. Sus. Her şeyin bir sırası var. Her şeyin bir vakti var. Sus. Nereye kadar susacağım ya? Nereye kadar susacağım? Bir tane daha anlattığım şey var. Onu da anlatayım mı? Ha? Yeterli mi yoksa bu kadar? Daha fazla ileri gideyim mi? Ne dersin? Allah'ım yarabbim ya. Ya bugün gerçekten hiç böyle bir şeyi beklemiyordum arkadaşlar. Ya bugün de böyle bir şey çıktı. İnanın ki ya söyleyecek laf bulamıyorum. Utanıyorum. Ben utanıyorum. Bunlar yaptıklarından utanmıyorlar. Şu çocuğun köftesini koyayım. Şöyle arkadaşlar kızaranlardan denize götürüyorum. Çok sıcak, şöyle ne güzel de olmuş köftelerim. Yanık değil, çok güzel kızarmış. Bazen video kamera neden öyle gösteriyor bilmiyorum. Kızaranlara kızarmamış. Çok güzel kızaranlar da yanık gibi gösteriyor. Patates köfteyi denize vereyim. Hemen geliyorum kızlar. Anlat bitmez bunların pislikleri. Sen benden bir kötülük gördün mü? Görmedin. Sen buraya geldin. Evet seni göstermedim. Şu köşede oturdun, benim köşemde oturdun. Bir iki kere gözüm sana kaymış konuşurken, hiç
böyle misafirim var diye demediğim halde bazı arkadaşlara anladı, sordu kim var diye. Geldin ettin, beni bir eksiğimi, bir kusurumu gördün mü Dilara? Görmedin. Niye siz de öyle yapıyorsunuz? Senin gibi birkaç kişi de aynısını yaptı. Hani bakıyorlar ki bende bir kusur bulamıyorlar. Ben elime gelen kişiye elimden gelenin fazlasını yaparım arkadaşlar. Çok güzel ağırlarım. Kim olursa olsun, seveyim ya da sevmeyeyim. Kesinlikle her şeyi dört dörtlük yapar, öyle uğurlarım ben. Siz bende ne kusur buldunuz da bu şekilde davranıyorsunuz? Şimdi siz bu kadar karaktersizsiniz ya. Bu kadar terbiyesizsiniz. Gidip oraya, hani oraya, buraya, şuraya, hani sırf dedikodu olsun, sırf laf çıkarsın ya da kendinizi böyle YouTube'da tanıtmak için yazıyorsunuz. Bir takım böyle kendi kuş kafanızla, kuş beyninizle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ne diyeyim vallahi, ben daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama varsa o Toto sende. De ki Asi şöyleydi, böyleydi. Asi'nin şununu gördüm, bunu gördüm. Diyemezsin çünkü yok öyle bir şey. Varsa çık git, bak bana değil, diğer kanallara yaz. O bugün yazdığın kişi var ya, bugün yazdığın kişinin kanalına yaz. Telefonla bağlan. Hatta başka canlı yayınlara katıl. Ortak canlı yayın yapın, anlat. Benden gördüğün bir şey varsa, bir kötülük varsa anlat. Bana gelmek istedin, ben kabul ettim. Ben seni kaç yıldır tanıyorum? 4 yıl olacak neredeyse değil mi Dilara? 4 yıldır. 4 yıl olmadı ama olmak üzere. YouTube'u daha açmamıştım. Daha kendi YouTube'um yoktu. Biz seninle görüşüyordum. Öyleydi, böyleydi, şuydu, buydu, işte hırgür. Bu zamana kadar geldik. Nasıl ki ben seni ilk defa gördüm değil mi? Bu sene ben seni ilk defa gördüm. Birbirimizi ilk defa gördük. Gerek var mıydı bunları yapmana? Bak ne diyorum, damarıma bastım, ben çok pis konuştum. Daha da konuşabilirim yani. Ona göre ayağını denk al. Ben kimsenin namus bekçiliğini yapmak zorunda değilim. Kimsenin namusu beni ilgilendirmiyor. Ama kendi pisliğinizi bilip de böyle kendinizi iyi tanıtıp da beni ve diğer kişileri kötüleyemezsin. Sen yazamazsın. Sana o hakkı ben vermiyorum çünkü. Sana ben o hakkı vermiyorum. Sende varsa yürek, gerçekten yüreğin varsa çıkarsın bir canlı yayına. Çıkarsın birinin videosuna, yazarsın ki Asi'nin söyledikleri doğru, doğru değildir. Ben görümcemin kocasıyla aşk yaşamadım. 7 yıldır ben görümcemin kocasına karılık yapmadım diyebilirsin. Varsa o Toto sende, git yaz oraya. 7 yıldır karılık yaptım dedin değil mi? Kocamdan gizledim, ondan gizledim. Ya bak gerçekten çok pis insansınız. Çok rezil bir insansınız. Sen bugün böyle bir rezillik yapmasaydın, bu bende kalacaktı. Ben de mezara gidecektim. Kaşınıyorsunuz. Zorla kaşınıyorsunuz bak. Beni öyle bir duruma getiriyorsunuz ki ben bir şey diyemiyorum artık. Vallahi benim anladığım kadarıyla sen macera arayan bir insansın ama yanlış kapıyı çaldın benim senin. Gerçekten macera arayan bir insansın sen. Bekliyorum. Sen de yakında YouTube açarsın. YouTube'da hani diyorlar ya, yok biz çok zenginiz, bizim şunumuz var, bunumuz var, ben sadece seni seviyorum, işte senin takipçinim, işte şöyle böyle diyorsunuz yani. Hemen gidip ya YouTube açıyorsunuz, kendi aklınız sıra bir şeyler üretmeye, bir şeyler uydurmaya çalışıyorsunuz ya da gidip onun bunun kanalına yazıyorsunuz. Vallahi ben macera peşinde koşulacak birisi değilim. Sen macera peşindesin. Ne diyeyim, benim sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Keşke böyle bir videom olmasaydı. Hani ama hak ettin ya, sen bunları hak ettin. Gerçekten hak ettin, şu tripodu düzelteyim. Böyle daha iyi, yukarı kalkmış tripod. Şimdi böyle daha iyi. 50 kere aramandan 3 tanesini açıyordum, hatırlıyorum değil mi? Çünkü seninle konuşmak istemiyordum. Bak sen de çok biliyorsun. O anlattığın şeydendir, o anlattığın konu beni ilgilendirmez. Senin namusun, namussuzluğun beni gerçekten ilgilendirmez. Sadece senin hani ortalık karıştıran, sahtekar birisi olduğunu öğrendiğim için bana hiç samimi gelmedin, o yüzden. Ama senin de ne bileyim yani, sen kendine bunu yakıştırmışsın ve bu videoyu da izlediğin zaman şok olacaksın çünkü şöyle düşünüyordun sen kendi aklınca. Yok benim, ben söylemedim. Sarhoşken ben onu anlatmadım.
Sonra da hatırlıyorsun değil mi? Bir hafta boyunca falan her görüştüğümüzde, her mesaj yazdığında emin misin sana bir şey anlatmadım. Sanki anlattığım gibi hissediyorum. Sanki bir şey söylediğim gibi hissediyorum. İşte bak. Şimdi varsa, tekrar söylüyorum, varsa sende ototop girersin, dersin ki Aysi kadın yalan söylüyor. Aysi kadın bana iftira atıyor. Bak varsa söylersin, hatta daha da ileri gidersin. Biliyorsun Zeytin Burnu Karakolu bana çok yakın. Hemen gider bir şikayet edersin, bir ihbar edersin. Ona göre dava açarsın. Bak. Hodri meydan. Sana bir sürü seçenek sundum. Akla şimdi. Akla kendine. Ayıkla pirincin taşına. Ya? Uğraşmayacaksın benimle. Kendi pisliğiniz, namussuzluğunuz var. Çok fazla ileri gitmeyin bak. Çok fazla ileri gitmeyin. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi şaşkınım. Diyorum ya, keşke böyle bir video yapmasaydım. Keşke her şey böyle olmasaydı. Ben iyiydim videolarımda, sakin sakin. Ama bazen gerçekten de insanlara haddini bildireceğim. Oturtturacağım. Diğer kişilere oturtturduğum gibi bunu da oturtturacağım. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Ha ben söyleyeyim olacakları. Hiçbir yere yazmayacak. Yazamaz çünkü. Yazamaz. Çünkü o çok iyi biliyor. O yaptığını çok iyi biliyor. O yüzden bir Allah'ın kuluna diyemez. Ben yapmadım. Asi yalan söylüyor. İftira kesinlikle diyemez. Sen bunları hak ettin. İnşallah bir tanıdığını izler de. İnşallah bak. Bunun hesabını sorar senden. Benim seninle işim yok. Hadi yoluna. Gerçekten seninle işim yok. Siktir git yoluna. Allah aşkına bak. Siktir git yoluna. Ağzımı da bozmak istemiyorum ama bazen bozmak gerekiyor. Gerçekten siktir git yoluna. Allah aşkına. İzini yok ettir bak. Pisliğinizi daha fazla rezil olmuyor. Bak daha fazla ben sizin pisliğinizi ortaya dökmeyeyim. Benden uzak cehenneme direkt ol. Benden uzak cehenneme direkt ol. Ben hiç kimseye bir şey yapmam. Hiç kimseye benim zararım dokunmaz ama sabredin diyorum ya, sabırlıyım sabırlıyım. O sabır taştığı zaman tamam artık ben benlikten çıkıyorum. Bugün ben mesela benlikten çıktım. Bugün ben başka birisiyim. Ne diyeyim? Ay köfteyi yaptım zannediyorum, görüyor musunuz? Şurada 2-3 tane daha yuvarlanacak varmış. Şimdi gördüm. Öyle yani arkadaşlar. Videomuz böyle oldu. Ben şimdi sizlerle vedalaşayım. Çok uzun olup olmasın. Oo, 32 dakika olmuş. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ım sizleri korusun. Ne diyeyim başka? Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Kimsenin namusu benden sorulmuyor. Herkes attığı adıma dikkatli atsın. Şöyle adımını atarken sadece böyle 2 saniye düşünmesini istiyorum. 2 saniye. 2 saniye düşünmesini istiyorum. Ağzım açıldığı zaman o ağzımı ben bile kapatamam. Hadi eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.